O kulaklığı niye takıyorsun abi kocaman? Ya bu, abi harbiden. Şimdi bilmiyorsunuz işte işi. Şimdi bilmediğiniz için bana normalde bu şekilde sorsanız. Abi kimden emir geliyor? Dur işte bir anlatayım. Mübarek bir sus ya. Can tamam, çok abi. Konuşuyorsun abi sen konuşturmuyorsun beni. Pardon konuşturmayacaksan abi. Gideyim kardeşim. Tamam abi ben iniyoruz amına koyayım ya. Ya bak ayıp oluyor şu an küfür etme lütfen. Neyse. Abi küfür etmeyin tamam. Ya vallahi. Aileler var çocuk abi, izliyor kardeşim tamam. Bak, çocuk izliyor küfür etme amına koyayım tamam evet, mı? Küfür etme kardeşim. Bunca insana örnek olman lazım senin ya. Küfürlü konuşmayı demedim ben sana. Abi sen o kulaklığı niye takıyorsun? Dur anlatacağım izin vermiyorlar ki. Can dur. Tamam abi anlat dinliyoruz ya. Abi Can izin vermiyor anlatma bak hala konuşuyor. Küfür etme lütfen. Tamam abi dinliyoruz anlat. Oğlum sesleriniz birbirine çok benziyor konuşan kim amına koyayım. Abi bak küfür etme diyorum sana amına koyayım anlamıyor musun? Sen de küfür ediyorsun. Neyse beyler tatsızlık tamam olmasın bak bakıyorum lütfen. Kulaklığın cevabını verebilir miyim? Kulaklığın cevabını. Tamam. Tabii ki. Muhammed bak, bu benim kendi özel tasarladığım bir kulaklık. Bu dünyadaki bütün bir arama motorlarına benim erişimimi sağlıyor. Vay amına koyayım. Tabii. İşte bu komikti evet. Bu komikti. Biz ne yapıyoruz işte kardeşim? Birisi hakkında bilgiye ulaşmaya çalışıyorsak gerçi Romeo hakkında herhangi bir bilgiye henüz ulaşamadık. Adam nasıl saklanıyorsa amına koyayım. Küfür için çok özür diliyorum. Abi bulaştın ya işte eski bir pornocuymuşum ben. Ha o sen misin? Farif Çiçek. Sen misin lan o? Yani kimden emir geliyor ki o kulaklıkta ben anlamadım. Emir değil lan emir değil. Arama motoru ne emri? Tamam da abi bakkal sana diyor ki 3 ekmek, 2 tane domates. Ben bugün kaldım Amerika'dan. Ufak bir peynir diyor. Sen gidiyorsun geliyorsun abi işte kapıyı atıyorsun amına koyayım. Kardeşim sen Amerika'dan kalkıp güvenlik görevlilerinin ekmek aldığına dair bir algı yaratamazsın tamam mı? Abi öyle bir şey var yok abi bak şey benim 2-3 tane abi güvenlik. Öyle bir şey. Her gün kapıya ya kendin, sen kendin söyledin ya güvenlikler kurye şeyler almasın artık kolileri falan ha, almasın. Kargolarla ilgili. Kurye değilsiniz ya siz. Ya şimdi yardımcı olmak için alıyorlar alanlar var tamam doğru ama bu yanlış bir şey onu söylüyorum. Tamam ekmek aldıkları da doğru ama ben kaç kere güvenliklere ekmek aldırdım. Alanlar bana göre yanlış yapıyor kardeşim öyle bir görevimiz yok bizim. Abi nasıl yanlış yapıyor kapıcı yok sen varsın ya işte. Ya o kapıcının görevi evet. Güvenliğin işi değil ki. Abi kapıcının yedeği güvenliktir. Bana göre şimdi böyle. Şimdi beni dinleyeceksen ben şimdi bu konuyla ilgili bir açıklama yapacağım. Tamam abi dinliyorum abi. Tamam. Tamam. Araya girme. Evet teşekkür ederim. 5188 sayılı yasaya göre güvenlik görevlinin görev harici iş yapması yasaktır. Nerenin yasası Türkiye'nin bu? Yasası. Nerede yazıyor Türkiye'nin bir yasa? Yasası. 5188 sayılı kanunu Google'dan açıp okursan orada göreceksin. Nereden abi bir daha bakacağım tam. 5188 sayılı Allah aşkına. Kanun. Orada güvenlik verin. Hayır hangi tarama motorundan anlamadım ben tam olarak. Google. Tamam. Google. Şey senin kulaklığında oraya oraya mı bağlanıyor? Kulaklığından her türlü motora bağlanabiliyor. Fark etmiyor. Hepsini. Abi peki bu icat ne sikime yarıyor tam olarak? Şimdi sike yaramıyor. Kulağa yarıyor. Çok ayıp bu arada. Ya emir alıyor Esif işte ediyorum. Ya dediğim gibi beyler. Emir yani. Kapıyı sil mesela. Kapıyı bak, aç. Yok. Bak halen daha sen çoğunda güvenlik görevlerini abi dalga değil abi. Vallahi böyle bu herhalde ya. Herhalde güvenlikleri aşağılıyorsun bir de barışmaktan bahsediyorsun. Aşağılama değil abi. Emir almıyor musun? Ya kardeşim sen? Emir ekmek almak alıyorum. Değil tamam mı? Sütüsik. Tamam kapıyı aç dediği zaman açmıyorum abi. Emir o geliyor. Kapıyı ya bir şey diyeceğim. Şimdi sen şimdiye kadar ekmek almadın mı hiç? Almadım tabii ki. Ne işim olur benim? Birisi için ekmek al.